Evet, bir değişkenli polinom kavramı x bir değişken, n eleman, doğal sayı a0, a1, a2, nokta nokta an birer gerçek sayı olmak üzere px eşittir an x üzeri n artı an eksi 1 x üzeri n eksi 1 artı a2 x kare artı a1 x üzeri 1 artı a0 biçimindeki ifadeye gerçek sayılı ve bir değişkenli polinom çok terimli adı verilir. X değişkenine bağlı polinomlar px, qx ve rx gibi ifadelerle gösterilir diyebiliriz. Evet, aşağıdaki ifadelerin gerçek katsayılı polinom olup olmadıklarını inceleyiniz. Şimdi birincisi katsayıları yani reel sayı, gerçek sayı mı değil mi? Onlara bir bakalım. Kalemin rengini yazıyor mu? Yazıyor. Rengini. Evet. Şimdi A şıkkındaki polinoma baktığımızda katsayılar 1, eksi 5, eksi 7. Bunlar yani reel sayı. Dereceler nedir? 3, 2, 1. Dereceler de nedir? Bunlar doğal sayıdır. Yani bu bir polinomdur ve katsayılar da reel sayıdır diyebiliriz. Diğer Qx ifadesine bakarsak bunun katsayıları bir reel sayı mı? Şimdi biz bunu şöyle yazabiliriz. 1 bölü 4 x üzeri 4 eksi 2 bölü 4 x kare artı 3 bölü 4 x eksi 5 bölü 4. Derecelere bakıyoruz. Dereceler doğal sayı arkadaşlar. Ve katsayılar da reel. Katsayılar da reel. Dolayısıyla bu da bir polinomdur diyebiliriz. C'ye bakalım. Ranks ifadesi acaba polinom mu? Şimdi burada 2. Burada derece 1. Yalnız şurada işler bozuluyor. Aslında burası nedir? X üzeri eksi 1. Eksi 1 eleman değil doğal sayı. Dolayısıyla Rx ifadesi polinom olamaz. Niye? Derecesi doğal sayı olması gerekiyordu. Burada eksi 1 doğal sayı olmadığı için Rx ifadesi bir polinom değildir diyebiliriz. Hx'e bakalım. Hx bir polinom mu? 7 var. 1 var. Şurada x üzeri 1 bölü 2. 1 bölü 2 eleman değil doğal sayı. Dolayısıyla hx de polinom değil diyoruz. Polinom değil. Eylül anlaşıldı mı? Alo. Evet hocam. Ayça, Muhammed. Polinom olması için x'in derecesi doğal sayı olacak. Katsayılarda reel sayı olacak. Katsayılarda reel sayı olacak. Ve şimdi örneklerimize devam ediyoruz. Mesela ifadesi polinom olduğuna göre diyor. N'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi madem ki polinomsa arkadaşlar n-4 büyük eşit 0 olması lazım. Niye? Çünkü en küçük doğal sayı 0 diye. Sıfırdan büyük ya da eşit. Aynı şekilde 7 eksi n de diyebilirim. Sıfırdan büyük eşit olması gerekir. Buradan n büyük eşittir 4 çıkar. Buradan ise n küçük eşit 7 olur. Ses böyle yapmazdım. Evet. Şimdi buradan arkadaşlar 4
küçük eşit n, o da küçük eşit 7 diyebiliriz. Dolayısıyla n'in alabileceği değerler toplamı 4, 5, 6 ve 7'dir. Toplarsak ne olur arkadaşlar? 22 yapar. Yani doğru cevap Denizli diyebiliriz. Var mı işlem aşamasında anlamadığımız yer? Alo. Evet arkadaşlar. Var mı sormak istediğimiz? Ayça Eylül. Muhammed. Anlaşıldı hocam. Şimdi sıradaki soruyu Eylül okusun bakalım, dinliyoruz. Px eşittir x üzeri 16 bölü n eksi 3 çarpı n üzeri x üzeri n eksi 3 artı 4 ifadesi polinom olduğuna göre n'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar derece dikkat ederseniz 16 bölü n eleman doğal sayı olacak. Sonra n eksi 3 o da doğal sayı olacak. Şimdi burada iki tane terim var. Birinci terim arkadaşlar aslında n'in 16'nın bölenleri olduğu anlaşılır. Neler olabilir mesela 16'nın bölenleri? İşte 1 yazabiliriz, 2 yazabiliriz, 4 yazabiliriz, 8 olabilir, 16 olabilir. Acaba bunlardan hangileri? Şimdi 1 olursa burası doğal sayı olur mu? Hayır. 1'i alamayız. 2 olsa 2'den 3 çıkar, eksi 1. Bu da olamaz. 4 olsa arkadaşlar 4'ten 3 çıkar, 1. Ha, 4 olabilir. 8 olabilir. 16 olabilir. Dolayısıyla neyinin alabileceği değerler toplamı 28 olur diyebiliriz. Evet, anlaşıldı mı arkadaşlar sorumuz? Evet hocam. Geçiyorum. İfadesi polinom olduğuna göre kim okuyordu? Ayça. Evet, Ayça dinliyoruz. İfadesi polinom olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır? Hocam okuyayım ifadeyi. Yok, yeterli. Şimdi arkadaşlar polinom olabilmesi için x'in dereceleri doğal sayı olacaktı yani. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar bu ifadeyi şöyle yazalım. Px eşittir. Bu tuzak bir soru. X küp artı a artı 2 çarpı x üzeri eksi 2. Bunu yukarı taşıyorum. Sonra eksi b eksi 1 çarpı x üzeri 1 bölü 2 eksi 3x artı 1. Şimdi arkadaşlar eğer polinom olarak bize vermiş ya, demek ki şuradaki eksi 2'yi ben imha etmem lazım. Yani şunun katsayısı 0 olması lazım. Eğer madem ki polinom olabilmesi için dereceler doğal sayı olması gerekiyor. Mesela şu 1 bölü 2'yi de imha etmem lazım. En güzel yok etme aracımız katsayı 0. Yani burası 0 olursa arkadaşlar 0 çarpı x üzeri 1 bölü 2 0 olur. Polinom olabilmesi için. O zaman a artı 2 0'a eşittir diyoruz arkadaşlar. A'mız eksi 2 olur. B eksi 1'i 0'a eşitliyorum. B'miz 1 olur. Bize neyi soruyor? İkisinin toplamı soruluyor. İkisini toplarsak arkadaşlar sonuç eksi 1 olacaktır. Yani doğru cevap Bursa diyebiliriz. Evet, bu soru anlaşıldı mı arkadaşlar? Ses 1-2'yi deneme. Anlaşıldı hocam. Tamamdır. Bir diğer örneğimize bakalım. Evet, Eylül dinliyoruz. Polinomu veriyor. Buna göre polinomun katsayılarını yazınız. B polinomun terimlerini yazınız. C polinomun derecesini bulunuz. Şimdi arkadaşlar polinomun katsayıları şunlardır. 5, eksi 3,
kök 3 eksi 1 bölü 3 bir de 1 bölü kök 5. Bunlar K sayılar. Polinomun terimlerini yazalım. Polinom terimleri de artı x'i kısımları ayırıp artı ve x ile ayrılan kısımlar. Yani 5x üzeri 4. Mesela bu bir terimidir. Diğeri eksi 3x küp. Bir diğeri kök 3x kare. Bir diğeri eksi 1 bölü 3x. Bir diğeri de 1 bölü kök 5. Polinomun derecesi arkadaşlar. Derece ise en büyük dereceye sahip ifade. Bakıyorum. 4. Yani demek ki polinomun derecesi değer px diyoruz. Değer px derecesi neymiş arkadaşlar? 4 diyebiliriz. En büyük derece hangisi? 4. Evet, var mı sormak istediğiniz? Yok, geçiyorum. D şıkkından ne diyor? Polinomun başkat sayısını bulunuz. Şimdi başkat sayısını bulabilmemiz için arkadaşlar şudur. En büyük dereceli terimiz, en büyük dereceli terim olan ifade arkadaşlar hangisidir bu da? 5x üzeri 4'tür. 5x üzeri 4. O zaman yazıyorum. 5 çarpı x üzeri 4. Bu ifadenin arkadaşlar terimin başkat sayısı işte arkadaşlar şuradaki 4'tür. Şuradaki 5'tir. Yani en büyük dereceli terimin katsayısına biz ne diyoruz? Baş katsayı diyoruz. Cevabımız 5 olacak. Bize ne diyor? Polinomun sabit terimini bulunuz. Sabit terim de arkadaşlar x'ten bağımsız olan yani yanında x olmayan. Buna da biz ne diyoruz? Terimin sabit terim. Ya da x yerine 0 yazarsak arkadaşlar x yerine 0 yazdığımızda ne buluruz? Sabit terim buluruz. X'ten bağımsız olan. O da nedir? 1 bölü kök 5 diyebiliriz. Bu ifadeye sabit terim diyoruz. Evet, bir uyarımız var. Eylül okuyabilir miyiz? Polinomlarda değer bulma soruları fonksiyonlardaki mantıklı parantez içleri eşleştirerek yapılır. Evet. Dinliyoruz. Ayça okuyalım. Px eşittir 3x üzeri 4 artı 5x üzeri 2 artı 4x eksi 1 olduğuna göre p eksi 1 kaç? Aynen fonksiyonlardaki gibi arkadaşlar. Ne yapıyorum? X yerine eksi 1 yazıyorum. Eksi 1 yazarsak arkadaşlar 3 çarpı eksi 1'in 4. kuvveti artı 5 çarpı eksi 1'in karesi artı 4 çarpı eksi 1 sonra eksi 1 diyor. Burası ne yapar? 3 artı 5 eksi 4 eksi 1. Topladık 8 eksi 5 cevabımız 3 olacak. Yani doğru cevap bursa diyebiliriz. Bir diğer örneğimize bakalım. Dinliyoruz. Evet, Eylül. Px eşittir 2x üzeri 3 eksi m x üzeri 2 artı x eksi 7 p2 eşittir 3 olduğuna göre m kaçtır? X yerine 2 yazıyorum arkadaşlar. 2 çarpı 2'nin küpü diyorum. Eksi m çarpı 2'nin karesi artı 2 eksi 7. Bu ne eşitmiş? 3 eşitmiş. Burası 8 kere 2 16 olur. Eksi 4m eksi 5 eşittir 3. Burada 4m'yi karşı tarafa atalım. Ya da düzenleyelim. Eksi 4m artı 11 eşittir 3. Eksi 4m eşittir eksi 8. M'miz 2'dir. Neyi soruyor? Doğru cevap
Evet, diğer örneğimize bakalım. Dinliyoruz Ayça. Hocam bir geri alabilir misin? Tabii, tabii alabiliriz. Tamam hocam geçebiliriz. Muhammed, mikrofon yok değil mi sana? Evet, dinliyoruz Ayça. P3x artı 1 eşittir. 5x'in karesi eksi 4x artı 1 olduğuna göre P eksi 8 kaçtı? 3x artı 1'i kaça eşitliyoruz arkadaşlar? X'i 8'e 3x eşittir. Eksi 9. X eksi 3. X yerine eksi 3 yazıyoruz. X yerine eksi 3 yazarsam P eksi 8'i bulurum. 5 çarpı eksi 3'ün karesi. Eksi 4 çarpı eksi 3 sonra artı 1. Şimdi 5 kere 9 45 burası. Burası 12 artı 1. Topladık. Kaç olur? 58. Nerede var? Elimde şıkkında var. Evet, var mı sormak istediğimiz anlamadığımız yer? Evet, geldik bir diğer sorumuza. Döngü devam ediyor. Eylül Ayça, Eylül Ayça şeklinde okuyoruz. P2x artı 5 eşittir. Eksi 8x artı 11 olduğuna göre Px polinomu aşağıdakilerden hangisidir? Evet arkadaşlar Px'i soruyor. Px'i ben nasıl bulurum? İşte şuradaki içerideki fonksiyonun tersini yazarak. Tersini yazarak. Yani 2x artı 5'in tersi nedir arkadaşlar? Oradaki fonksiyona ne diyeyim? Hx diyelim. Hx eşittir 2x artı 5 ya. Bunun tersini yazarsam bu da nasıldı? Toplama 5 yapılmış. O zaman bunun tersi çıkartmalıdır. Sonra x 2 ile çarpılmış. Biz de çarpmanın tersi bölme 2'ye bölüyoruz. Tersi bu. Yani x yerine ben x eksi 5 bölü 2 yazarsam px'i bulurum. Px'i bulurum. Sonra eksi 8 çarpı x eksi 5 bölü 2 diyorum. Artı 11. Evet, şimdi ilk sadeleştirmemizi yapalım. Şunu sadeleştirirsem burası 4. Eksi 4 x olur. Artı 20, 11 daha. 31. Doğru cevap ne olacak? Denizli olacak. Evet, var mı sormak istediğimiz arkadaşlar? Anlamadığımız yer. Hocam bir kere daha anlatabilir misiniz? Tabii. Şimdi P içerisinde 2x artı 5 polinomu verilmiş. Bize Px'i soruyor. Px'i bulabilmemiz için arkadaşlar 2x artı 5'in tersini yazmamız lazım. Tersi nedir? 2x artı 5 budur. X eksi 5 bölü 2. Bunu götürüp polinomda yerine yazıyoruz. Yerine yazdığımızda eksi 4x artı 31'i elde ederiz. Evet, 10 numaralı soru. Px ve Qx birebir polinom olmak üzere 3px eksi 3 artı x'in karesi çarpı Qx artı 1 eşittir. X'in küpü eksi 3x artı 1.
P2 eşittir eksi 4 olduğuna göre Q6 kaçtır? Q6'yı nasıl bulabiliriz? X yerine 5 yazarak değil mi? 25 yazsam Q6'yı bulurum. 5 yazdığımızda P2 olur. X yerine X gördüğümüz her yere biz bir 5 yazalım arkadaşlar. X 5 için diyelim. Üç çarpı P 5'ten 3 çıkar. 2 artı 5'in karesi 25. Q 6 diyoruz. 5'in küpü 125. 3 kere 5 15. Sonra artı 1. Burası 110. 1 çıkar. Şey 110 1 olur. Tamam. 111. Şimdi P2 kaç vermişti? -2 vermişti arkadaşlar. O zaman bu onu yazalım. 3 çarpı şey -2 diyor. -4 vermiş. 3 çarpı -4 -12 artı 25 Q6 diyoruz. 25 Q6 eşittir. Bu tarafa atarsak 12 123 olur. Tamam. Q6 olur. Çek Q6 diyorum. Sonra arkadaşlar Q6'yı yalnız bırakırsak 123 bölü 25. Yani doğru cevap Bursa diyebiliriz. Evet. Var mı işlem aşamasında anlamadığımız yer arkadaşlar? Ses. 1-2 deneme. Alo. Anlaşıldı hocam. Tamamdır. Evet, dinliyoruz. Qx eşittir 11x artı 3 olduğuna göre Q2x eksi 3 polinom aşağıdakilerden hangisidir? X gördüğümüz yer arkadaşlar. 2x eksi 3 yazacağız. Yazalım. 11 çarpı 2x eksi 3 artı 3. Dağıtalım. 22 tane x eksi 33 artı 3. 22 tane x eksi 30. Nerede var? Ceyhan şıkkında var. Aynen fonksiyonlardaki gibi değil mi arkadaşlar? Yani polinom da bir fonksiyondur diyebiliriz ya. Yani. Fonksiyonlardaki işlemler burada da harfiyen geçerlidir diyebiliriz. Evet, dinliyoruz. Px bir polinom olmak üzere x eksi 1 çarpı px eşittir 3x'in karesi eksi ax eksi 1 olduğuna göre p2 kaçtır? Şimdi arkadaşlar p2'yi soruyor bize. Biz her tarafı x gördüğümüz yere 1 yazarsak x gördüğümüz yere 1 yazarsak yani x eşittir 1 için diyorum. 0 çarpı P1 olur. Bu eşittir 3 çarpı 1'in karesi 3. Eksi A eksi 1. Buradan 0 eşittir 2 eksi A olur. Buradan A'mız 2 olur. A2 ise ben hemen yerine yazıyorum. 3x kare eksi 2x eksi 1. Bunu çarpanlara ayırmaya çalışayım arkadaşlar. Bunu nasıl ayırırım? 3x x buraya 1 yazıyorum. Burası arkadaşlar eksi 1. Burası artı 1. Şöyle çarptığımızda
artı x şöyle çarptığımızda eksi 3x. Toplamı bu arayı veriyor. Demek ki ben bunu şöyle çarpanlara ayırabilirim. Nasıl? İşte 3x artı 1. Yazılırken düz oklar çiziyoruz şöyle. Çarpı x eksi 1. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Sağda x eksi 1 çarpanı var. Solda da x eksi 1 çarpanı var. Biz bunları yok edebiliriz. Nasıl? Yani şununla şunu götürebilirim. Ne kaldı o zaman? Arkadaşlar px kaldı. Yani px solda ne kaldı? Px eşittir. Sağda ne kaldı? 3x artı 1. Demek bizim px polinomumuzun neymiş? 3x artı 1'miş. X gördüğüm yere 2 yazacağım. Yazalım. 3 kere 2 6. Bir daha ne? Yani doğru cevap Ceyhan Bey'imiz. Evet. Var mı sormak istediğimiz? Alo. Hocam bunu baştan anlatır mısınız? Tabii. Şimdi önce x yerine 1 yazıyoruz. X yerine 1 yazdığımızda ne oluyor? 0 çarpı p1. O da işte 3 eksi a eksi 1. Buradan a'yı 2 buluyoruz. A bulduğum 2 değerini yerine polinomda yerine yazıyorum. Yazdım. Ne çıktı? 3x kare eksi 2x eksi 1. Bunu çarpanlara ayırıyorum. İşte 3x kareyi 3x x şeklinde eksi 1 de artı 1 eksi 1. Şöyle çapraz çarptığımızda artı x. Böyle çapraz çarptığımızda eksi 3x. Nereye veriyor bunların toplamı? Şu aradaki ifadeyi veriyor. Ha. Peki doğru çarpanlara ayırmışız. 3x artı 1 x eksi 1. Bakıyorum solda da x eksi 1 var. Şununla şunu götürüyorum. O zaman geriye ne kaldı solda? Px. Px ne eşit çıkıyor? 3x artı 1'e eşit çıkıyor. X gördüğümüz yere de 2 yaz diyor. Onu da yazdık. Kaç bulduk? 7. Evet. Bir notumuz var. Burayı dinliyoruz arkadaşlar. Niye siliyor? Normalde silerdi. Bu diğer kalem olduğu için ama. Evet dinliyoruz. Kim okuyordu? Burayı. Ayça Eylül. Okuyorum hocam. Tamam dinliyoruz. Bir polinomun katsayıları toplamı polinomun değişkenin yerine bir yazılarak bulunur. Px polinomunun katsayıları toplamı P1'dir. P2x artı 1 polinomun katsayıları toplamı P3'tür. Px üzeri 2 eksi 4 polinomun katsayıları toplamı P-3'tür. Yani hangi polinom diyorsa arkadaşlar o polinomda x gördüğünüz yere 1 yazıyorsunuz. Mesela Px diyor ya x yerine 1 yazdık P1. P içerisinde 2x artı 1 polinomu diyor. Orada x yerine 1 yazarsak ne olur? P3 olur arkadaşlar. Bakın şu an x gördüğünüz yere 1 yazıyoruz. Dolayısıyla P3'e eşit oluyor. Burada x yerine 1 yazarsak P içerisinde eksi 3'e dönüşür. Yani size katsayılar toplamı deniyorsa x gördüğünüz yere 1 yazacaksınız. Şimdi polinomun katsayılar toplamı söylüyor. Hangi polinom? Px. X yerine 1 yazıyoruz. 1 yazarsak 1, 4 daha 5. 5'in karesi. 1'den 3 çıkar. Eksi 2'nin 3. kuvveti. 5'in karesi 25 yapar. Eksi 2'nin küpü eksi 8 yapar. Çarparsam eksi 200 olur. Evet arkadaşlar not tutarsanız 14. soruda kaldık diye bugünlük bu kadar diyelim. Sonraki dersimizde yine kaldığımız yerden devam ederiz. Tamam arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.
Alo. Ses 1-2. Görüşürüz hocam. İyi Görüşürüz günler. arkadaşlar.